Selamünaleyküm tespih sever arkadaşlar. Şimdi koleksiyonumdaki bu ağaç tespitleri tanıtacağım size. Hani koleksiyonda olmazsa olmaz dediğimiz ağaç tespitler genellikle hani kuka ağırlıklı, işlemeli ağırlıklı, venge, tripugal, ondan sonra zencefil, abonos, kan, akasya, şimşir, fiber. Hani koleksiyon yapmaya çalışıyorsanız eğer hani bu ağaç tespitlerden en azından hani birkaç tane elinizde olmasını öneririm. Genellikle ele faydası var. Eski Osmanlı zamanında kuka ağacı tespih olmayan doktorları saraya sokmazlarmış. Hani el temizliği açısından, hijyen açısından. Şöyle bir pirinç işlemeli bir kukam var. Büyük boy bu. Hani koleksiyona renk katsın diye almıştım bunu. Şöyle bir 99'lu kukam var elimde. Ya bunları çekmek daha nasip olmadı. Çekemedim. Hani genellikle kendi kullandığım ve çektiğim açık renkteydi. Renk almaya başladı. Şu tarz bir sistemli kukam vardı. Sistemi hafiften gitti. Tekrardan bunu sistem yapacağız. Bunu genellikle kullanıyordum, çekiyordum. Şu yeni aldığım Hasan Malkoç kardeşimden gümüş işlemeli bir kuka. Bu da hafiften renk almış. Yani çekimi keyif veriyor. Şöyle bir küçük kukam var. Bunu zamanda çekmiştim. Ondan sonra bir de bunu Yağ da kaynattım. Kaynatarak biraz daha siyahlaştırdım. Bunun da imamesi kırıldı kaynatırken. İlk testimde, ilk deneyimdi. O yüzden hatıra diye saklıyorum. Şöyle bir zencefil ağacım var. Bunu internetten aldım. Ne kadar usta işi ya da değil bilmiyorum. Kokusu çok güzel olduğu için aldım bunu. Yani çekiminden tutun kokusuna kadar. Şöyle bir trafikel ağaç var. Yani çekim o kadar keyifli değil ama görüntüsü çok hoşuma gittiği için bunu da koleksiyonuma kattım. Şöyle bir şimşir ağacı var. Genellikle 10 lira gibi bir rakam. Bunun daha farklı renkleri de var. Şimşir ağacının hani YouTube'a yazıp da izleyebilirsiniz daha detaylı bir şekilde yapılışını. Hani bunları teker teker topluyorlar. Ondan sonra ilk saf rengi biraz daha açık kahverengi oluyor. Bunların üzerine kaplama, boya yaparak bu hallere getiriyorlar. Ben de çoğu rengi var ama şu an göstermek amaçlı sadece bu rengini çıkardım. Şöyle bir Alman fiberim var. Bunu da epey bir kullandım. Yani renk aldı az bir şey. Şöyle zaten yeni sistemi gitti. Buna da yeniden bir sistem yapacağım. Yani bu aralar fazla kullanmıyorum bunu. Şöyle bir vengi ağacım var. Vengi ağacının da çekimi güzel ama bunu biraz ceviz yağı sürdüğünüz zamanın hani elde kayması lazım. Kaymayınca biraz tuhaf oluyor, çekilmiyor. Şu akasya ağacını hep merak ediyordum çoğu yerde duydum akasya ağacını. Hani bu da uslu işine benziyor. Hani gerçekten çok güzel çekim var. Normalde akasya ağacını hani defalarca elim aldım ama hani güzel çekimlisini bulamadım. Hani bunu da yine gün içerisinde günlük çekime uygun gün içerisinde kullanıyorum kendim. Şöyle bir kan ağacı var. Kan ağacının da ismini çok duyduğum için aldım. Daha kullanmak nasip olmadı. Hani ortalama 6-7 aydır bende. Ama günlük çekim için ideal. Aynı kuka çekimi gibi bir çekim var. Şöyle abonoz ağacı var. Abonoz ağacının çekimini çok sevdiğim için ve günlük kullandığım için aldım. Şöyle halkaları var. Ustasının koyduğu bir 4-5 tane halkası var. Yani çekimi güzel, 33'lü, sistemli. Hani bunu da ustasını bildiğim için aldım. Yani normalde abonoz ağacı kolay kolay bulunmuyor ve her yerde alınmıyor. Son olarak şöyle Adana kukası dediğimiz bir tespihim var. Bunu askerden bir arkadaşım hediye etmişti. Yani ondan hediye olarak saklıyorum. Ortalama 3 senedir ben de. Ağaç tespihim olarak eksiklerim var. Yılan ağacım, kral ağacı, ondan sonra daha farklı ağaçlar. Onlar da ilerleyen zamanda olacak. Çekilişe son 13 kişi kaldı. Çekilişte de tekrardan sıkma keribarı hediye edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.